Mesela Hizb-ı Tahrir akidesi noto'g'ri edi. Maslagi islomiy emas edi, ya'ni islomni to'g'ri talqinidagi odamlar emas edi. Ularga keskin chora ko'rib borildi, ular biz haqq ekanmiz deb o'ylab qoldi. Aytayapti, sizlar xatosizlar deyapti. Haligi ayollarga. Ayollar aytayapti, "Voy, seni gaping bilan kelgan edik biz bu yerga. Sen nima xato deyapsan?" "Men sizlarga boshpana beradi degandim-da, shunaqa o'shanga aytgan edim." "Voy, o'lib ketganlarga kim javob beradi?" Jihad haqida so'rasa aytish kerak, jihadning ma'nosi bu. Qurolli jang mana bu holatda bo'ladi. Xohlasang qurbaqaga iymon keltir deyapti, e'tiqod. Xohlaganingga e'tiqod qil, sening ishing. Men musulmonman. Dinni to'sib, unda qaydi, mana qaydi degan bilan dinni to'g'risini odamga bermasangiz, u odam u chanqagan odam shaffof suv topa olmasa, loyqa suvni ham ichishga majbur bo'ladi. Yoshlar statistikasi bilamizki, shu yoshlar mana shuni o'nga zaharlanib, o'sha Suriyaga boshqa joylarga borib, yoshlar o'rtasida ko'p shunaqa hodisalar yuz beryapti. Ya'ni yoshlar qaylardadir 10 kun 15 kun ta'lim olyaptida, mana shu dinlarga qo'shilib, hatto o'zini ota-onasidan voz kechib ketyapti-da. Asosiy mana shu yoshlar bo'lganda o'shalar zaharlanmaslik uchun bizlar nimalar qilishimiz kerak shu? O'sha bo'shliqni qoldirmaslik. Aha, yaxshi savol, ya'ni mavzuga aloqador savol va suhbatimizdagi ko'zlangan maqsad ham shu o'zi. Islomni to'g'risini maydonga to'ldirishimiz kerak. Malaka oshirishda hozir fikriy gaplashyapmiz, ya'ni bitta kitobni olib o'qmayapmiz. 20 ta, 30 ta, 40 ta kitobdan xulosalarni gaplashyapmiz. O'sha xulosalarda islomni qonxo'r qilib ko'rsatayotganlar orqasida dushmanlar o'tirganligini tushunib yetishimiz katta fan bu. Islomda qonxo'rlik yo'q. İslam'da nohaq odam öldürüş yok. İslam'da cinayetke targ'ib teşvik yok. İslam namı bilen gapirsin, onu aklanıp qolmaydi. Hazreti Ali'ni, Ali radıyallahu anhu, Peygamber aleyhisselam'ın kuyovları, cennet başaratını olgan adam, 4. halife, şu adamını öldürgen adamlar Kur'an okup öldürgen. Kur'an'ın ayetini delil kılıp öldürgen. Demek ki, noto'g'ri talqinga qurbon bo'lganligi uchun. Biz o'sha yoshlarimizni to'g'ri islom bilan tarbiyalab, to'g'ri fikr bilan yo'naltirmaganimizcha ushlab qola olmaymiz. Masalan, qamash bilan bir narsa qilib bo'lmaydi. Unga jismoniy jazo bilan bir narsa qilib bo'lmaydi, chunki e'tiqod jismoniy jazo bilan qaytmaydi. Uni ichini yorib, qalbini o'zgartirib qo'ya olmaysiz, baribir. Balki unga zulm qilgan saringiz o'zini to'g'riman deb o'ylayveradi. Masalan, Hizb-ut Tahrir aqidasi noto'g'ri edi. Maslagi islomiy emas edi, ya'ni islomni to'g'ri talqinidagi odamlar emas edi. Ularga keskin chora ko'rib borildi, ular biz haqq ekanmiz deb o'ylab qoldi. Oxiri nima bo'ldi? Yo'q, ularni qo'yib yuborish kerak dedi. Ulamolarga berish kerak dedi. Hozir qo'yib yuborilganlardan 90% tushunib yetdi qilgan ishining noto'g'riligini. 10% endi o'sha jinni g'innisi bo'ladi har bir jamoani. Jinni g'innisi yuribdi hozir, nima qilishini bilmaysizlar. Biz endi demak, yoshlarimizga islomning to'g'risini aytishimiz kerak. Senzura har doim zarar beradi. Ha. Senzura ma'nosida emas. Islomni o'rganmagan, bilmagan odam islomdan gapirmasin degan gap bu, ilmiy gap bu. Uslubiyat bu. Masalan, tibbiyot sohasida 20 yil o'qidingiz. 5 yil boring ishladingiz. Qo'lingizdan yurak operatsiyasini qilish imkoniyati bor. Bir joyda bitta odam kelyapti-da sizga, "Men YouTube'da eshitdim, yurakni manaqasiga kesish kerak ekan" deyapti sizga. 25 yillik tibbiyot sohasini mutaxassisiga. YouTube'dan eshitib, Google'dan qidirib, tarjima qilib sizga yurak operatsiyasida aqli o'rgatsa nima deysiz? "Men kallang joydami" deysiz. 25 yil o'qiganman, 5 yil tajribam bor bu ustida. Sen nima deyapsan deysiz? Sen bu gaping bilan bir odamni operatsiya qilsang o'ldirasan sen. Yurakni ochib qo'yadi, Google'da ko'rgan joygacha keldi, endi Google'ni yo'q deydi. Nima qilaman bu yerga deydi. U to tikkuncha o'ladi odam. Tibbiyotdagi misol bu. Endi islomda o'qimasdan, o'rganmasdan, Google'dan eshitib, ko'rib, o'qib, YouTube'dan ko'rib paloncha shunaqa degan ekanlar, Abdulloh Zufar bunaqa degan ekan, islom demak shunaqa desa, odam o'ldirishdan yomon ish qiladi bu.
Kıldı ki. Şu Abdullah Zufar degeni 2016 yılda hamma odamlarını IŞİD'ke davet kıyken. IŞİD en doğru yol, IŞİD'ke barınlar, sizlerge başbana veredi, IŞİD mücahitler, halife ornattı, halifesi hak degen. 4 yıl ötüp, 2020 yılı ötken yılı, IŞİD parakende buldu, ularının koludaki ayollar asır düşüp, kurtlarının koluna turuptu, ayollardan telefonda yaplaşı yaptı. Telegram'da mı, WhatsApp'da mı? Yaplaşı yaptı. Ayet yaptı, sizler hatasılardı yaptı. Halbuki ayollar gibi. Ayollar ayeti yaptı, oy. Seni gapping bilen kelgandik biz bu yerga. Sen nima xato deyapsan? Men sizlarga boshpana beradi degandimda, shunaqa o'shanga aytgan edim. Voy, o'lib ketganlarga kim javob beradi? Mana shundan dinni eshitib, o'rganib, uni gapiga kirib, IŞİD'ga borgan odam endi o'shani o'zidan tani eshitibdi. Ana islomda senzura, ya'ni senzura deganda to'g'ri gapni mutaxassislarga gapirtirish kerak. Boshqalardan to'sish senzura emas. Boshqalardan to'sish haligi uslubiyat. Lekin mutaxassislarni ma'lum bir muddat nima qilindi, gapirtirmay qo'yildimi? Bu noto'g'ri edi bu. Gapirtirish kerak. Gapirsin, islomning haqiqatini gapirsin. Islom hali aytganimdek faqat motivatsiya beradi. Hamma sohani oyoqqa turishligiga targ'ib qiladi. Sizni qilayotgan ishingizdagi savobni ulamolar gapirib beradi. Savobni eshitganingizdan keyin ishingizga yanada ruhiy quvvat bilan yondashasiz. Uni islom musulmonlar ulamolariga gapirtirish kerak. Senzura noto'g'ri. Va gapirganda ulamolardan ham taklif talab qilinadi, gapni aylantirmasdan to'g'risini aytish kerak. Jihod haqida so'rasa aytish kerak. Jihodning ma'nosi bu. Qurolli jang mana bu holatda bo'ladi. Buni ma'nosi manaqa. Hijrat nima? Hijratning ma'nosi bu. Dorul kufr nima? Dorul kufr ma'nosi bu. Kitobda bunday deyilgan, Abu Hanifa bunday degan, shogirdi bunday degan ulamolar gapirish kerak. Va o'sha masala o'z o'rniga qo'yilsa bo'ldi, jamiyat shunaqangi ichimizdan chiqishi mumkin bo'lgan xoinlarni oldini oladi. Oddiy ya'ni jismoniy bosim bilan buni oldini olib bo'lmaydi. Qamash ya'ni jinoyatga qo'l urganlarni qamashlik qonunda bor-da, uni daxl qilmaymiz. U bo'lish kerak, chunki jinoyatchi jazo olish kerak. Bo'lmasa jinoyatchilikka yo'l ochilib ketadi. Lekin e'tiqodiy fikriy tushuncha tashabbusga kirmagan bo'lsa, faoliyatga o'tmagan bo'lsa, unga tushuntirish kerak. Fikriy masala uchun qamash to'g'ri emas. Uni ham dushman qilib tarbiya qilib qo'yamiz. Undan ko'ra uni ulamolarga yo'naltirish kerak. Ha, tarbiyalash kerak. Mana sen gaping fikriy ekan, xo'p, ulamolar bilan gaplash. Hizb-i tahrirman deyapti bittasi. Hizb-i tahrir bo'lsang bo'l. Sen ixtiyoring seni. Xohlasang qurbaqaga iymon keltir deyapti e'tiqod. Xohlaganingga e'tiqod qil, seni ishing. Men musulmonman. Hizb-i tahrir bo'lsang bo'l, lekin boshqalarga buni targ'ib qilar ekansan, islomdan dalil keltirishing kerak. Dalil seni kallangdagi, ya'ni qurbaqacha fikr bo'lmasligi kerak. Dalil yuqorida haliga aytgan uslubga, uslubiyatga muvofiq bo'lish kerak. Uni kim hal qiladi? Ulamolar hal qiladi. Nimaga Hizb-i Tahrir ro'para chiqib bahs qila olmayapti? Qochib yuribdi bizdan. Chunki ilmiy asosi yo'q. Nimaga salafiyman deb qo'liga qurol olganlar, Idlibda yurgan odamlar chiqib turib biz bilan ilmiy bahs qilmayapti? Vaholanki auditoriyamiz million atrofida hozir. Nimaga biz bilan bahs qilsa, shu milliondan 10% o'ziga ergashtirsa 100 mingta odam ergashtiradi. Haq bo'lsa chiqsin, gapirsin, yo'lini shariat bo'yicha isbotlasin. Men necha marta taklif qildim. Haq bo'lsanglar, men ergashaman sizlarga dedim. Bu da'vo oddiy da'vo emas. Jonli muloqotda aytayapman. Montaj qilmasdan gapiryapman. Lekin birortasi 100% kela olmayapti. Yaqinda Misrga bordim, ko'pchilik bitta sizlar ko'rdinglarmi? Misrga bordim. Misrga borguncha bittasi bor edi. Oldin Ibrohim nima deb nom qo'yib olgan ekan, keyin Abdurrahmon Misri deb nom qo'yib olgan. Kel Misrga bahslashamiz qilib yozgan ekan menga. Misrga bordim, o'sha bir joyga chiqib aytdim. Mana o'zim yakka yuribman dedim. Kel, qattasan. Kel gaplashamiz, mana shariat bo'yicha gaplashamiz, Qur'on bo'yicha, sunnat bo'yicha gaplashamiz. Profilni deaktivit qildi. Yo'q, profil yo'qolib qoldi. Butun odamlarga dinni asosiy xaloskori deb taqdim qilayotgan, atrofida shunga ishonib yurgan odamlar bor. Haqqi gapiryapti deb.
Başarı yok. Yüz yok. Koçada görsem tanımayayım ben, ben onu. Belki Mısır'da aldımdan ötüp yürüdü belki o adam. Körgen bana tanımayayım ben onu. Lakin beni bütün dünyada körgen adam tanıydı. Yani namım bilen Türkmen. Abrar Muhtar Ali. Koçada görse tanıydı. Siz falancısız deydi. Aytken gapimga cevap veriş üçün şahsiyet sıfatı turup ben meydanda. Doğru mu? Doğru. Bu maktab manası demez. Bu real kanuni asastaki gap bu. Aytting mi gapingda tur? Kimsen sen? Yok alıp kaldı. Ben degen, erkek men degen, bola yok. Yok. Onge ergeş etkenler. Saval verdim bana. Kani liderinler? Sizlerini bir cahaya abardı. Yok. Bir ağda yolu yok. Ne maklaslar? Mısır'da 8 gün yurdum. Kayıtıp gelmeden kim payda olup durup ben deydi siz bilen kuruşmak için ustazlar ruhsat vermedi deydi. Oy. Ustazın ruhsat vermezse kendine bakla sen çıkıp dava kılıp yaplaşamam deydi. Bu misal ayet yapman bu şahsileştirilmez maksat. Maksat ne mi? Dinin hakikatini eğer ortaya koysak balalarımız aldanmaydı. Kaçan aldanadı? Dinin hakikatini toskenimizde aldanadı. Çünkü bir bir insanda dini garize var. Dinge ihtiyaç var. Onu tolduruş gerek. Doğru mu? Çankasayız ne kılışıyız gerek? Su içiyiz gerek. Ben sizce su hakkında roman okuversemem çanka basınmıyım. Ben suunu sizce yapıverdim o şeffaf boladı. Bence su verin deyiz. Çanka gansız. İhtiyaç o. Dinem şuna kı. Dinli tosu onda kaydı, bana kaydı degen bilen dinli doğrusunu adamge vermeseniz o adam, o çankagan adam şeffaf su tapalmasa layıka suunu ham içişke mecbur boladı. Dinli doğrusunu çüşüntürmeseniz na doğrusunu örgenişke ham mecbur boladı. Bizde bitti yolumuz şu, doğrusunu örgenişimiz. Kerek.